Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık'ın düzenlediği basın toplantısında Ticaret ve Sanayi Odası Erdemir'e yağcılık yapıyor açıklamalarına, Ticaret ve Sanayi Odası binasında basın toplantısı düzenleyen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker sert cevap verdi. Ne kadar olgunlaştığını bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar hiç kimseye böyle fazla çakmadan, mümkün olduğu kadar kırmadan, dökmeden meseleleri halletmeye çalışacağım dedim. Bunu seçimlerden önce de söyledim, şimdi yine sizin huzurunuzda söylüyorum. Ama Yaşar Tetiker'i fazla zorlarlarsa, tabiri caizse, cami duvarına işerlerse, bu Yaşar Tetiker gereken cevabı verir. Kimse cami duvarına işemeyecek. Haddini bilecek, sınırını bilecek, ölçüsünü bilecek. Bakın Karadeniz Ereğli'nin münakaşalara, kavgalara asla ve asla tahammülü yok. Dün Sayın Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu toplantıda Karadeniz Ereğli ticaret sahasını suçluyor. Neyle suçluyor? Yağcılıkla suçluyor. Şimdi bu basit bir kelime, yani basit bir kelime ama bize yakıştırılacak bir kelimedir. Şimdi burada Karadeniz Ereğli'de Yaşar Tetiker'in geçmişini herkes bilir. Şurada 25 hektarlık bir yer var, hemen bizim arkamızda, değil mi? Bir terminal var. Terminal binasını şehir dışına taşıyamamış bir belediye başkanısın. 25 hektar, 200 hektarlık bir yeri organ sanayisi devreye vermiş bir insan var karşında Yaşar Tetiker. Sen bu insana açıyorsun, yağcılıkla ikame ediyorsun. Bu insan eğer yağcı olsaydı şimdiye kadar bu hizmetleri getiremezdi. Yaşar Tetiker hangi noktalarda, kimlere direnerek nasıl o organ sanayi kurduğunu bütün insanlar bilir, sanayicimiz bilir. Ben Sayın Halil Pospu'ya gidiyorum. Bilmiyorum, eğer hafıza denen bir şey varsa, kaldıysa. Bunu da açık söylüyorum ki artık kalsa herhalde bunları hatırlar, bu kelimeyi konuşmaz. Yaşar Tetiker'i zaten ağzına alması mümkün değil. Ben hangi konularda nasıl dayanışma yaptığımı kendisi en iyi bilmesi lazım. Uzatmayalım. Ben gidiyorum. Sayın Başkan diyorum. İlçe Temsilciler Kurulu sözcüsü sizsiniz. Bakın burayı iyi dinleyin. Bu kadar insan acı çekiyor. İşten atıldı. Bana baskı kuruyor. Ticaret Sanayi Başkanı'na. Erdemir Genel Müdürü diyorum. Sizin sesiniz çıkmıyordur. Aman Yaşar'cığım, beni mazur gör. Erdemir bana su verdi diyor. Bakın dikkat edin, 1994 yılı yeni başkanı olmuş. Şimdi aynı şahıs Yaşar Tetiker'i yağcılıkla suçluyor. İşte cami duvarına işiyor dediği maalesef bu. Böyle bir şey yok. Herkes haddini bilecek. Yaşar Tetiker, yine söylüyorum, eski Yaşar Tetiker değil. Bu memleketi en büyük ihanet şu anda Halil Pospıyık tarafından yapılmaktadır. Bunu açık ve net söylüyorum. Nasıl bir ihanet? Şöyle bir ihanet. 60 lira, 59 liradan 2010 yılında metrekare birim fiyatını tespit edilmiş. 59 liradan 850 liraya çıkartıyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir metrekare birim fiyatı 12 kat artırılmamıştır. Veya ben soruyorum size şimdi, bu kadar arkadaş, düz mantıktan çıkalım. Vicdanen konuşun. Yani şu suyu içiyorsunuz, bakın bu su. Bunu ben size 10 liradan satıyorum. Bak 10 liradan satıyorum. Bunu bugün ne günlerden cuma, pazartesi günü diyorum ki arkadaş bu 10 lira değil 120 lira, 12 kat daha arttırdı. Sizin de en büyük ihtiyacınız su içmek. Yemekten sonra su içeceksiniz. Buna razı gelir misiniz? Bana vicdanen bir arkadaş desin ki arkadaş evet burada mantık var. 10 lira değil de suyun maliyeti vardır. Su bambaşka bir şeydir. İşte efendim kağıt misal verelim. Fotoğraf makinesi misal verelim. Size en fazla lazım olan fotoğraf makinesi. Ben size fotoğraf makinesi veya kamera satıyorum. 100 liradan satıyorum. Bakın iyi dinleyin. Bugün cuma günü. Pazartesi günü diyorum ki 100 liradan değil arkadaş. 1200 lira oldu bunun fiyatı. Beni sorgulamaz mısınız? Lütfen söyleyin. Allah için söyleyin ya. Böyle bir şey olmaz. Bakın değerli kardeşlerim, bu Yaşar Tetiker bu kadar sabırlı. Bir aydır susuyorum ben. Bir aydır her gün Erdemir'le belediye arasında bu konuları görüşüyoruz. Başkana yalvarıyoruz. Başkan yapma. Halil abi yapma. Yanlışsın. Hayatının hatasını yapıyorsun. Bunu daha önce de yaptın. Erdemir gitti bu hatadan dolayı. Bu sefer Ereğli gidiyor. Ama kardeşim buyurun, geldiğimiz noktada Ereğli ticaret sahası yağcılık yapıyor. Bakın hemen matematiksel çizdim. 6 trilyon için memleketi ayağa kaldırıyor. Ben bundan asfalt yapacaktım diyor. Ben bundan yollar yapacaktım. 100 bin kişinin bu parada hakkı var diyor. Hepsi yalan. Hepsi şantaj.
Alakası yok. Halka böyle hizmete şuradan bakın sizin huzurunuzda 10 tane arkadaş çağırayım Cücatka'dan. 10 tane Karadeniz Ereğli halkından çağırayım getireyim. Diyelim ki arkadaş senin metrekare birim fiyatlarına 12 kat para buluyorum. Kabul eder misiniz? Hangi insan kabul eder bunu? Hangi vicdan kabul eder arkadaş? Fatihler dediğiniz adam susmuş sabırla bekliyor. Ağzını dahi açmıyor. Hiç duydunuz mu bir kelime belediye başkanıyla ilgili konuştuğunu? Allah için söyleyeyim. Burada vicdan lazım. Yağ çekme diye bir şey yok. Burada hak hakkaniyet. Yiğidi kes ama hakkını ver. Hangi konuda ne olursa olsun, kim olursa olsun, sevelim sevmeyelim. İnsanları sevmek sevmemek mühim değildir. Herkesin haklı olarak hakkını vermek zorundayız. Burayı da iyi dinleyin. 2013'te, 2014'te yapacağı yatırımlar var. Kardeşim ben soruyorum size. Size bu kadar haksızlık yapılan bir yörede bu yatırımları yapar mısınız? Bu yatırımlar da en az burada 2500 gencimizi istihdam edecek. Bakın 2500 işçi burada istihdam edilse en az 10.000 kişiye ekmek veriyor demektir. Bu adam İskenderun'da ve işte İtalya'da fabrika alacağım. Kim olursa olsun yani burada illa mutlaka Fatihler olacak diye bir şey yok. Kimi getirseniz burada aklı başında birisi Karadeniz Ereğli'ye dönüp bakmaz değerli kardeşlerim. Bakın kendimize gelelim. Açık konuşalım, bir boy abdesti alalım. Tamam mı? Veya soğuk suda yüzümüzü yıkayalım. Hepimiz ama. Hepimiz kendimize gelelim. Belediye Başkanı Halil Pospıyık, Ereğli'ye kent müzesi yapılacağını söyledi. Proje için Belediye Başkanı Halil Pospıyık ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Faruk Tezel tarafından protokol imzalanarak 750 bin liralık proje için Bakka'dan 560 bin lira hibe olarak proje destek parası sağlandı. Başkan Pospıyık, Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak Bakka'nın tüm etkinliklerine ve açtığı tüm programlara katıldıklarını ifade ederek Ereğli'ye kent müzesi kazandırmak için harekete geçtik. Kent müzesi için Kayabaşı Sokak'ta Osman Zeki Oral evinin karşısında tarihi binayı aldık. Ereğli'ye kent müzesi yapacağız dedik. Bakka ile proje yarışmasına girdik. Biz de kent müzesi için yarışmaya katıldık. Ereğli Belediyesi Zonguldak'ta kazandı. 750 milyarlık projenin 560 bin lirasını hibe türü biçiminde mali destek aldık. Bu projenin hazırlanmasında büyük emek harcayan ve projeyi kaleme alan belediye başkanlık danışmanı ve Çekül Vakfı temsilcisi Raif Tokel'e, Bakka yetkililerine ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Ereğli için çok önemli bir proje ve kent müzesinin şimdiden kentimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, Bozani'de Su Ürünleri Kooperatifi tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, kahvaltıya eşi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neriman Pospıyık, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, Ereğli Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hayrettin Kartal, Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şakir Başoğlu ile birlikte katıldı. Başkan Pospıyık, Bozani'nin bugüne kadar her zaman yanında olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ortam çok güzel. Su Ürünleri Kooperatifi ve Bozhane'de çalışan emekçi kardeşlerimizin daveti üzerine geldik. Buraya herkes gelebilir. AKP gelebilir. CHP'den ayrılan muhalifim diyenler gelebilir. Herkese serbest ama burası bizim kalemiz. Halil Pospıyık'ın kalesi. Bozhane'de çalışan herkes, Su Ürünleri de bizimle birlikte her zaman el ele vermişlerdir. Hepinize bize bu ortamı hazırladığınız için şükranlarımı sunuyorum dedi. Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Firuz Yılmaz ise Başkan Pospıyık'a kahvaltıya katıldıkları için teşekkür ederek "Başkanımız 20 yıldır kentimize güzel hizmetler yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Her zaman birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Kendisine ve davetimize katılanlara teşekkür ediyorum." dedi. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, Belen Sanayi Sitesi karşısında belediye tarafından kamulaştırılan alanda bölgenin en modern şehirler arası terminalinin yapımına başlandığını belirtti. Başkan Pospıyık, Batı Karadeniz'in en modern terminalinin temel atma törenini 8 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 11'de yapılacağını söyledi. Pospıyık, temel atma töreniyle ilgili olarak hazırlıkların sürdüğünü belirterek, temel atma törenine katılmak isteyen vatandaşlarımız için aynı gün saat 10'dan itibaren belediye önünden araç kaldırılacağını ifade etti. Ereğli'de kısa süre önce kurulan Engel Tanımayan Engelliler Derneği, olağanüstü kongreye giderek yönetimini değiştirdi. Şaban Yavuz'un görevini bırakma kararı almasının ardından yapılan kongrede başkanlığa seçilen Gürbüz Bayram sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çaylar abi. Hakikaten yani çok şey. Gürbüz Bey. Tamam. Dağıtalım mı? Dağıtabiliriz. İyi olur ya. Ya şu an 10 tane falan hazırladım.
Tanışma toplantısında konuşan Çiçeği Burnu'nda Başkan Gürbüz Bayram, amaçlarının engellilerin toplumdaki varlıklarını kabul etmek ve bunların kolay şekilde devam ettirilebilmesi için kendilerine düşeni yapmak için göreve geldiklerini söyledi. Bu markaya reklam var mı? Siz başla değil mi? Sayın görsel ve yazılı basınımızın değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. 1 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 13.30 itibariyle yapılmış olan olağanüstü genel kurul toplantısından sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Engel Tanımayan Engeller Derneği Başkanlığı'na ben Gürbüz Bayram seçilirken uzman doktor Emin Demirpolat başkan yardımcılığına, Canan Yaldız sekreterliğe, Veli Üstünbaş saymanlığa seçilmiş bulunmaktayız. Engellilerin toplumdaki varlıklarını kabul etmek ve bunların hayatlarını kolay şekilde devam ettirebilmelerini sağlamak hükümetlerin ve yerel yönetimlerin görevidir. Biz de Engel Tanımayan Engeller Derneği olarak üzerimize düşen ne kadar görev varsa almış bulunmaktayız. Bununla da şeref duyuyoruz. Yaşlı, hasta ve engelli isek bizim için uygun mekanlara ve hayatı kolaylaştıran teknolojiye ihtiyacımız vardır. En önemlisi empatik yaklaşımlara ihtiyacımız var. Böylesine önemli bir konumun ülkemiz ve dünya için bir önemi de karşı karşıya kaldığımız sorunun ifade ettiği büyüklüktür. Yaptığım araştırmalara bakılırsa nüfusumuzun %12,29'u engelli kısmıdır. Bizlerin de yapacağı sosyal sorumluluk altında ne varsa başarıya dair bu kısmı da yapmak için mutluluk duyarız. Ve ben bu yeni görevimde engellilerin sesi olmaya gayret edeceğimi temin ederim. Hayatımda gurur duyabileceğim bir işi yapabilecek olmanın verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyorum. Yönetimimizle beraber geldiğiniz için duyarlı basınımıza gösterdiği ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Naci Kılıç, 8 Haziran'da seviye belirleme sınavına katılacak öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerimizin sınavdan önce heyecanlarını yenmelerini öneren Milli Eğitim Müdürü şunları kaydetti. Ülkemiz genelinde ve ilçemizde yapılan 8. sınıflar SBS sınavının huzur ve güven içinde geçmesi için her türlü tedbiri aldık. Uzun bir süredir sınava hazırlanan öğrencilerimize ve onlara her türlü desteği veren fedakar velilerimize başarılar diler, emeklerinizin karşılıksız kalmamasını temenni ederim. Sayın velilerimiz, sınav kazanmak hayatın tek ve vazgeçilmez amacı değildir. Sınav öncesi moral ve motivasyon konusu da çok önemlidir. Bu süreçte ailelere de çok iş düşüyor. Çocuklarınıza karşı olan görevleriniz, aile bütçemizi zorlayarak onlara en iyi eğitim imkanını sağlamak, güzel bir çalışma ortamı hazırlamakla sınırlı değildir. Çocuklarımızın geleceğini belirleyecek bir sınava girecekleri için o gün kaygı yaşamaları çok normaldir. Sevgili öğrencilerimiz, sizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Bütün gücümüz ve gayretimiz sizin iyi bir eğitim almanız içindir. Bu sınavlar bilgi temelinize dayalı olarak analiz, sentez, yorum yapma, zamanı iyi değerlendirme, dikkat ve yeterliliklerinizi birlikte ölçmeyi hedeflemektedir. Başaracağınıza inanın. Kendinize güvendiğinizi ve bu işin üstesinden gelebileceğinizi, donanımınızın başarmak için yeterli olduğuna güvenin. Unutmayın, bilginizi, gücünüzü, imkanlarınızı kendi potansiyeliniz oranında sınavlara yansıtırsanız başarı kendiliğinden gelecektir. 4 şıktan oluşan her sorunun bir doğru cevabı, bir tane de çeldiricisi vardır. 2 şık ise kesinlikle doğru olmayacak cevaplardır. Bu sebeplerden okumaya soru kökünden başlayınız. Soru sonlarındaki değildir olamaz ifadelerine dikkat ediniz. Sınav stratejisi de önemli bir konudur. Sizlerden en önemli isteğimiz kesinlikle bilmediğiniz soruları işaretlemeyiniz ve boş bırakınız. 3 yanlış bir doğru cevabı götürdüğünden bu durum net sayınızda %10'a kadar bazen daha fazla azalmaya sebep olabilir. Bu demektir ki bir anda Türkiye genelinde 3000-4000 kişinin tek yanlış cevabınızla gerisinde kalabilirsiniz. Kaygılarınızı azaltın. Sınavda en aza indirilmiş kaygı ve stres en üst düzeyde başarılı olmanızı sağlar. Kendinizle ilgili olumsuz düşünmeyin. Bilginizden emin olun. İlk öğretime başladığınız günden bu yana öğrendikleriniz ve birikimleriniz ile her birinizin bu sınav sürecinden başarıyla çıkacağınıza olan inancımız tamdır. Bu sınavlara hazırlanırken yaşadığınız bir takım sıkıntılar mutlaka olmuştur.
Sizler hedeflerinize ulaşmak için ortaya koyduğunuz çabanın, harcadığınız emeğin, gösterdiğiniz fedakarlıkların karşılığını almayı hak ediyorsunuz. Unutmayınız ki sonuç ne olursa olsun öğretmenleriniz ve velileriniz olarak bizler daima sizlerin yanında olacağız. Sizi seviyor, başarılı olmanızı gönülden temenni ediyoruz. Şimdiden sizleri sevgiyle kucaklıyor, başarılar diliyorum. Bölgemizde havanın partili bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İlimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu, cumartesi günü hava çok bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 24, en düşük hava sıcaklığı 16 derece. Pazar günü hava çok bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı 17 derece. Pazartesi günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 23, en düşük hava sıcaklığı 15 derece olacak.